sen bile gözyaşlarını silemezsin. Hayat çok meraklıdır, şaşırtmaya tam da sırrına erdiğini sandığında bildiğin ne varsa yalan aslında, korktuğun ne varsa bırak arkanı. Rüzgar canımla da alayım, geleyim dedim artık. Ya Ömer, bir şey diyeceğim. Ben bu kapıyı bir türlü ısınamadım ya. Hiç, yani hiç seni yansıtmıyor. Kırmızı kapıyı özledim ben. Değiştirsek mi, boyasak mı kapıyı? Geçiyor mu? Defneciğim, bu ne tatlı tesadüf. Çok sevindim seni gördüğüme. Nasılsın? Maşallah iyi gözüküyorsun. Sen meşgulsün herhalde, neyse. Defne. Defne. Ömer, lütfen şimdi değil. İyisiniz değil mi evladım? Defne falan da iyi. İyi. Yani en azından şimdilik. Nasıl ya? Yani ne demek şimdilik? Ay, çatlayacağım. Siz bir şey mi söyleyeceksiniz? Yani sanki bir şey söyleyeceksiniz de söyleyemiyormuşsunuz gibi. Vallahi siz öyle çat diye gelince biz de şey yaptık ister istemez. Hani bir vukuat yok inşallah. Hapan bir evladım, bir şey mi var bize söyleyemediğiniz? Ömer burada. Ne? Döndü. Hatta Defne ile aynı yerde çalışıyorlar. Aynı binada, altta üstü. Nasıl, nasıl? Ne diyorsun oğlum sen? Üstelik şimdiden sevgili oldular bile. Oha ama. Yok canım yok, olmaz öyle şey. Aa, bunca olandan sonra mümkün değil. Keşke siz haklı olsanız. Defne'nin üzülmesini ben de istemem. Yani en başta iş arkadaşım. Sevdiğim bir insan, değerli bir insan. Yazık. Ay ben fena oluyorum. Ay ben fena oluyorum, olmaz böyle bir şey. Olmaz. Ay. Ya bir daha ayrılırlarsa Defne mahvolur, olmaz öyle şey. Türkan teyze, tamam, sakin, tamam. Bir dakika. Şimdi bayağı yani birlikteler öyle mi? Canım belki başka Ömer'dir. Allah Allah, memlekette bir tane mi Ömer var yani? Başka Ömer'dir o, siz de yanlış anlamışsınızdır. Yok, bildiğiniz Ömer. Yani Defne'yi bırakıp giden, onu perişan eden. Tekrar birlikteler. Bunu söylemek bana düşmezdi ama Ömer Defne'ye iyi gelmiyor. Görüyorum. O yüzden sizin de haberiniz olsun dedim. Ay ben fena oluyorum. Ama çok kötü. Çok fena. Serdar bir şey oluyor. Serdar. Türkan teyze tamam. Anneanne tamam. İyi misin? Anneanne iyi misin? Anneanne. Nihan su getir çabuk. Anneanne. Anneanne iyi misin? Anneanne. Anneanne kendine gel. Anneanne tamam. Türkan teyze. Nihan çabuk. Geliyorum Türkan teyze. Anneanne. Hapan bir evladım. Bir şey mi var bize söyleyemediğiniz? Yok yani. Önemli bir şey değil. Biliyorsunuz ben Defne'nin çalıştığı yerin CEO'suyum. Yani genel müdür gibi bir şey. Şunu demek istiyorum size. Defne'nin önü çok açık. Çok iyi yerlere gelebilir. Yani hatta çok yakında kendi işini kurması
Yüksek ihtimal. Sahi mi ya? Ne güzel konuştunuz. Vallahi içim böyle ferahladı. Yani işinde çok iyi, çok başarılı yani. Çok çalışıyor. Bunun mükafatını almaması mümkün değil. Ah ah, sormayın. Gün geliyor, yüzünü dahi görmüyoruz. Ama siz şimdi bunları söylediniz ya. Böyle o kadar mutlu oldum ki. Defonzon benim be. Ya resmen ailenin gururu. Tabii canım, biraz da hani genetik. Aşkım sen şu an kendine pay çıkarmıyorsun değil mi? Hiç olmadı değil mi? Hiç olmadı. Ben çıkıyorum. Git canım, git tabii. Demek Defne ile yine berabersiniz. Ben vesile oldum mu diyeceksin şimdi? Hayatım, ben ne yaptım ki? Sahi sen nereden buldun Defne'yi? Yani nereden biliyordun benim işim bu kadar özel olabileceğini? Canım, ben mi buldum Defne'yi? Sen buldun. Ne demek istiyorsun? Bak, o gün restoranda sen bir tane garson kızı böyle çektin, deli gibi öptün. Yani sen bir kızı tutup öyle öpeceksin. Yani mümkün değil. Dedim ki işte bu, yürü Neriman. Nasıl yani, sen o gün orada mıydın? Ha, şans işte, tesadüf. Değil tabii. Aman artık yalan söylemeyeceğim ama alışkanlık oldu, ne yapayım? Hayatım, ben o gün senin date'ini gözetlemek için gelmiştim öyle ne olacak diye. Demek Defne'yi ben seçtim. Ay evet. Hayatım, siz birbirinizin kaderine yazılmışsınız. Yoksa benim öyle kimsenin kaderiyle oynadığım falan yok. İnan bana, ben zavallı bir... Tamam tamam, ben çıktım. 9 ile 5'i toplayınca 14 etti. 4'ü buraya yazıyorum. Elde var 1. Aferin benim tatlı kızıma. O elde kalan 1'i ne yapıyoruz? Yandaki sayıya elimde tuttuğumu ekliyorum. Aferin sana. Dur ben sana bir muzlu süt yapayım. Allah Allah. Kim gelir ki bu saatte? Sinan amca olmasın? Kim bilir? Bakalım bakalım kimmiş? Hay Allah ya. Böyle de hiç hazırlık yapmadan. Pamir. Selam. Aşağıya geçsene. Lara ne haber? Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor Pamir amca. İyi. Güzel, iyidir. Seda, çok acayip bir şey oldu. Benim için çok yeni. Anladım. Büyüklerin ciddi konuşma zamanı geldi. Ben içeri gideyim. Aferin benim akıllı kızıma. Hadi. Gelsene. Devam et. Neymiş o acayip olan? Çok tuhaf. Pamir, hasta falan mısın? Işıl Hanım'la mı ilgili? Ya da annenle falan? Yok. Hani birine öyle tutulursun ki o üzülmesin diye kendinden verirsin. Yani sana doğru gelecek, onu sana getirecek şeylerden bile fedakarlık edersin. Yok, anlamadım pek. Defne'yi üzeceğini bildiğim için Ömer'le birlikte olduğunu ailesine söyleyemedim. Ha. Ve demek ki duyguların gerçek. Gerçek ve ciddi. Bu hiç iyi olmadı.
Ciddi şeylerden hiç hoşlanmıyorum. Pamir, biliyorsun pasyonistle çalışacağız. Bu durum iki şirket arasında sorun olmaz değil mi? Seda, bunu mu konuşacağız şimdi? Pardon. Haklısın. Yalnız var ya. Ya bu Emir Kozcu. Hı? Söyle canım. Ya çekinme. Söyle söyle, içinde kalmasın. Bir şey yok ya. Gıcık oluyorum adama ya. Pis adam. Hı hı, tabii. Ana ne oluyor ya? Ah canım kızım beni. Gurur duyuyorum ben seninle. Aslan Defnem. Ah, ah ne günlerden ne günlere. İyi yürekli meleğim benim. Nihal. Ha? Ölecek miyim ben? Niye böyle bu? Ha yok. Pamir Bey uğradı bugün. Allah Allah. Üstüme iyilik sağlık. Niye geldi ki bugün? Ne dedi ki? Oo, ablamın kafa yine gitti. Ona destek olun dedi. İşin de çok başarılı dedi. Aferin lan. Makaroni. Aa, Allah Allah. Sağ olsun. Sağ olsun ya. O beyefendi çocuk sana güvendiyse vardır bir bildiği. Yani adam hem efendi, hem akıllı, hem konuşmasını biliyor. Aa, evet. Bak gerçekten. Yani adam nerede nasıl davranacağını çok iyi biliyor. Vallahi, vallahi 41 kere maşallah. Ben bu adamın ağzından senin için o güzel sözleri duydum ya. Oh, başım böyle göğerdi. İçimden dedim ki Defne'nin sırtı bir daha hiç yere gelmez. Sahildeyim. Konuşalım. Ha Defne. Heh. Bir de ne dedi biliyor musun? Tamam geliyorum. İleride kendi şirketini açabilir dedi. Ha ne güzel. Maviydi değil mi çocuğun gözleri? Ha? Evet anneanne. Yabancı artistler gibi. Ay vallahi 41 kere maşallah ya. Allah kızımın karşısına hep böyle iyi insanlar çıkarsın inşallah. İnşallah anneanne inşallah. Hadi bakalım benim güzel ev halkım. Ben bir çıkıp hava alıp geleceğim. İsa'ya mı? Yok ya şey. Şirketten bir arkadaş geldi de öyle şimdi gidip bir çay içer gelirim. Ha şirketten? Tabii tabii. Git git o zaman. Oldu hadi görüşürüz. Hadi. Git git. Basıp gittin yine dinlemeden. Ne yapayım rahatsız etmek istemedim. Misafirim vardı sonuçta. Bakıver tamam. Neriman Hanım senin yengen olabilir. Yani o senin tercihin. Yüzünü görmek istersin istemezsin. Ama bana yaptıklarını biliyorsun. Yani ben... Defne. Yani ben yengemle konuştum çünkü... bir daha seni üzmeyeceğinden emin olmam lazım. Ha. Sen öyle kızmak için. Yani öyle kızıp gidecek bir şey yoktu. Ne bileyim canım ben öyle bir anda karşımda görünce. Bir de almışım gelmişim rüzgar çanımı falan o kadar. Daha orada dur. Sen ne güzel geldin öyle çanlarla falan. Hep sen mi şaşırtacaksın? Ne anlama geldiğini biliyorsun yani. Sence? Fazla mı cesuruz bugün? Olmamak için bir sebebimiz var mı? Haklısın Defne. Yani. Çok zaman kaybettik. Birbirimizin yanında olmak varken saçma sapan işlerle uğraştık. Zaman hiçbir şeydir sinyor. Şahane bir an yaşayana kadar. Neler diyorsun sen? Var bizde de bir şeyler demek ki.
Amircim, acilen konuşmamız lazım. Oyun iptal. Dükkanı kapatıyoruz. Bitti. Finito. Bu mu yani? Aynen öyle. Artık bundan sonra barış içinde kardeş kardeş yaşayacağız. Yalan dolan falan yok. E senin de artık Defne'nin peşinden koşmana gerek yok. Serbestsin yani. Bir dakika, bir dakika. Sen bayağı bayağı vazgeçtin yani, öyle mi? Aynen öyle. Bizim Safoz zaten mirası reddetmiş. Aslına bakarsan benim de artık mirasta falan gözüm yok. Para, pul, bunların hepsi palavra. Anladım yani. Pamir, ben çok değiştim. Sen bu söylediğine inanıyor musun? Ay aman aman aman. Aman beni yoldan çıkarma bak. Ben Ömüş'üme söz verdim. Artık yalan, dolan, alavere, dalavere yok. Ben hayatımı normal bir, normale yakın bir insan olarak devam ettireceğim. Ne bileyim, ben böyle işte reyhan ekeceğim, marmelatlar yapacağım. Sen de hayatını istediğin gibi yaşa hayatım, serbest. Gerçekten mi teyze? Yani benimle işim bitti. Bundan sonra ne halin varsa gör diyorsun, öyle mi? Yani biraz öyle gibi oluyor ama. Aa tatlım, ama bak ne kadar güzel oldu. Geldin, görüştük, bir boğaz havası aldın. Ay, bundan sonra da artık ister kal, ister git. Aa ama buna bak. Bak, arayı açmayalım, tamam mı? Özlerim ben seni. Kis kis kis, hadi. Görüşürüz tatlım. Kendi derdine aşk öyle bir büyük.
Seda Hanım, ben pasiyonuz konusunda gerekli araştırmaların hepsini yaptım. Evet, dosyanın içinde pazarlama analizi, müşteri analizi ve satış analizi var. Baktığımızda pazar alanları oldukça yüksek efendim. Biz de kendi kullanıcılarımıza mail yoluyla ulaştık ve bünyemize katıldıklarını haber verdik. Yani şu anda kullanıcılarımız satın almak için Passionis'in özel koleksiyonlarını bekliyor efendim. Güzel. Dijital analiz de dosyanın içinde mi Aytekin? Ah, onu unutmuşum ben Seda Hanım. Çok özür diliyorum, boş bir anıma gelmiş. Hemen ben bastırıp geliyorum onu. Hadi. Evet. Buenos dias, Dinogono. Arabanı otoparka teslim ettim. Anahtar da onlarda. Sağ ol tekrar. Araba mı konuşacağız? Ne bileyim. Ben akşam aslında seni bir aramak istemiştim ama hani... Lera'nın yanındasındır, şimdi rahatsız etmeyeyim dedim. O yüzden aramadım. Arasa mıydım? Bilmem. Sen iyi misin? İyiyim. İyiyim. Sen? Fuar. Ne olmuş fuara? Ha iyiydi yani. Güzel geçti. Hı hı. Evet. Öyleydi. Ya benim bildiğin çok güzel bir İtalyan lokantası var eğer akşam için. Eğer müsaitsen yani. Ha. Bilemedim şimdi. Hafta içi bugün. Lara'nın okulu var. Ama anneme bırakabilirsem... Lara da gelsin. Ha yok, olmaz. Yani okul var, erken yatması lazım. Efendim Aytekin, ne oldu? Seda Hanım, dijital ortamdaki tüketici analizlerini getirdim de. Tamam. Bırak buraya sen. Evet, şöyle bırakıyorum efendim. Tamam, sen çıkabilirsin. O zaman başka bir isteğiniz yoksa ben çıkıyorum efendim. Evet, kapı. Aksilik. Sinan Bey, ceketiniz çok güzel. Bak, bu lahanayı da size aldım. Şimdi ben kurarken öğren, sonra onu da sen kurarsın, tamam mı? Türkan ablacığım, ne gerek vardı? Kışın böyle fasulyedir, nohuttur, bol bol yapılır. Yanına da bir güzel turşu, ne güzel olur canım. Doğru. Ay, ben şu kapıya bakayım da sen devam et yerleştirmeye. Buyur kızım, kime bakmışsınız? Ben ablama gelmiştim de yolda şarjım bitti, arayamadım. Kim acaba ablanız? Şu karşıda oturuyorlar. Ablacığım. Abla. Hoş geldin. Çok özledim. Türkan ablacığım, Narin benim kız kardeşim, memleketteydi. Hoş gelmişsin kızım. Ay boylu postu da maşallah. Hoş bulduk teyzeciğim. Geç içeri, ben sana bir çay ikram edeyim o zaman. O şimdi yol yorgundur Türkan ablacığım. Ama sonra geliriz. Tamam, ama sonra bekliyorum bak. Tamam tamam, geliriz. Ay Narin'im. İyi ki geldin. Ablam benim ya, nasıl özledim Ragıp'ı seni. Hadi. Görüşürüz Türkan ablacığım. Bekliyorum ama bakın. Tamam tamam. Maşallah. Maşallah, maşallah. Ömer, toplantı var birazdan.
Hangisi? Fuarda konuştuk ya, sizinle çıkacağız diye. Kamir gitti mi? Bilmiyorum, gitmiştir herhalde. Yani bana gittim demedi gerçi ama ben de bir şey sormadım. Şu hale bak ya. Oğlum biz bu adamla çok yakın değil miydik? Şimdi gitti mi gitmedi mi onu bile bilmiyoruz yani. Hatta sen gitsin istiyorsun. Sen kalsın mı istiyorsun? Vallahi benim bu konuyla ilgili bir tasarrufum yok. Yani tabii yaşanan bunca şeyden sonra kalması biraz tuhaf ama. Biraz? Ya Ömer boşuna konuşuyoruz ya. Hamir bu yani. İşin eğlencesi kaçtı bir kere. Gitmiştir. Niye kalsın ki? Evet. Sözleşmenin kopyası önünüzdeki dosyalarda var. Siz bir maddeleri inceleyin. Konuşuruz zaten. Günaydın. Hazırım, başlayabiliriz. Ömer, lütfen. Bir problem mi var? Hayır, şey çözeceğiz. Ömer, bir konuşalım tamam mı? Eğer işimize gelmezse zaten... Hadi abi, hadi. Kolay gelsin. Ben bir bakıp geleceğim hemen, tamam? Toplantımız mı vardı? Beklettin mi seni? Yo, ben öylesine bir uğrayayım dedim. Ha bu arada ben bunu biraz yükselttim ama isterseniz düşürebilirim. Ha yok yok, sorun yok. Dün akşamki jestiniz için teşekkür ederim. Yani çok ince bir hareketti. Teşekkür et diye yapmadım. Biliyorum. Yine de teşekkürler. Bazen güzel şeylerden bahsetmeyi unutuyoruz galiba. İyi giden şeyler de üzerinde durulmayı hak ediyor bence. Son zamanlarda bunu... Sık sık kendimi hatırlatmaya başladım. Mantıklı. Bu arada ben gelmişken günlük raporları da ileteyim size de. Malum fuar falan çok iş birikti. Tabii tabii. Geçenlerde aldığımız büyük sipariş vardı ya. Hani 3 ayrı depoyla iletişime geçmiştik bunun için. Evet. Hiçbir sorun yok. Ürünler hemen elimizde olacak. Güzel. Sinan bana bir anlat ya. Benim kafam yandı da. Yani bu adam hala niye burada? Bana bir açıklasana. Oh Ömer, Pamir bu. Bilmiyor musun? Bilmiyorum ben. Bir şey bilmiyorum. Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Hadi o kabul etti. Biz niye iş yapıyoruz onunla? Ya abi tanımıyor musun adamı ya? Tanıyoruz. Benim tanıdığım Pamir, Neriman yengemin tuttuğu adam. Ne için tuttuğu daha şeker? Hatırlatayım mı? Ya Ömer tamam. Bir Pamir bu ya. Her zaman işin eğlencesindeydi biliyorsun. Evet. Bu sefer tabii biraz ters oldu. Sinan, ben bu adama güvenmiyorum. O yüzden çalışmak da istemiyorum. Anladın mı? Yani görmek dahi istemiyorum. Okey. Her şeye katılıyorum dediğin. Tamam, hepsine okey. Şöyle düşünür müsün? Stil. Sadece Pamir'den mi ibaret? Başında Seda var, Pamir yok. Tamam mı? Ayrıca ne bileyim yani bizim iş etkinliğimize çok yarayacak bir şey. Şaka maka adamların kitlesi bayağı iyi biliyorsun. Biz oturalım, ne işimize geliyor ne gelmiyor onu konuşalım, uzlaşmaya falan bakalım. Sinan sen hala ne anlatıyorsun ya? Bilmiyorum abi ne diyorum. Tam bilmiyorum. Ömer. Fevri davranma. Bir düşün. Tamam, lütfen. Rica ediyorum, keçilik etme. Benim için. Tamam, niye istediğimi biliyorsun. Tamam mı kardeşim?
Defne. Bugün ürünlerin gelmesi lazım. Arkadaşları da arattıracağım. Gerçi bir sorun çıkmaz ama yine de bir şey olursa ben size haberdar ederim. Anlaştık. Pardon. Gün bir başlayamadı benim için. Yüzünü görmedim ya. Defne, işin varsa sen git. Ha yok, şu bitsin de. Yok yok, gerek yok, git. Hamile Bey, bir şey mi oldu? Yani tabii benim haddime değil sonuçta, konuşmak istemezseniz eğer, anlatmak isterseniz. İstemiyorum Defne. Yalnız kalmak istiyorum. Lütfen. Anladım. Yine de konuşmak falan isterseniz ben buralardayım. Görüşürüz. Diyeceğim. Sence Pamir Bey nasıl bir insan? Ben ondan böyle çok epey bir elektrik alıyorum da. Ay Derya, istersen aşk hayatımızı konuşmayalım seninle. Çünkü ben seni anlamıyorum. Ay nesini anlamıyorsun Defne? Sen de böyle ruhsuz bir şey oldun çıktın iyice gerçekten. He öyle oldum. Hiç de tadın yok yani. Bugün seninle hiç konuşulmuyor. Ha evet evet. Ben işin başına dönüyorum o zaman. Ha tamam oldu, hadi görüşürüz o zaman. Güzel sevgilim benim. Nasıl özlemişim. Bu kadar çabuk mu? Sen özlemedin galiba. Hı, o yüzden sabahları depar atarak işe geliyorum. Sen ne güzel uyanmışsın bugün. İnsanın böyle uyanmak için güzel bir sebebi olunca. Bak bak, laflara bak. Akşam bir şey yapalım mı? Yani işten sonra. Yapalım, yapalım. Ne istersin? Ben sana geleyim. Sen bana yemek yap. Özledim çünkü. Olur, tamam. Ne yapacaksın? Ne istersen. Oh mis. Ay şimdi ben bütün gün bunu düşünürüm ya. Neyse hadi ben gidiyorum. Hadi git. Hadi işimin başına gidiyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Yine bekleriz babacığım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Vay be Ömer. Ne adamsın be oğlum. Necmi Bey yetişin. Ne oldu Mine? Neriman Hanım. Ne oldu Neriman Hanım, Mine? Görmeniz lazım. Görmeniz lazım. Koşun. Ne, ne oldu? Neriman, ne yapıyorsun? Ah Necmi, ay yoksa buluşacak mıydık biz senden? Ay ama ben daha hazır değilim ki. Bekler misin, iki dakikada hazırlanırım. Neriman, iyi misin sen? İyiyim. Sen nasılsın? Özletinmişim beni. Bana bak. Geçen gün beni hani şeye getirmiştin ya, profiterol yemiştik orada. Yine götürmüşsün beni. Mine, ne yaptın karıma? Vallahi ben bir şey yapmadım Necmi Bey. Sabah direkt böyle uyanmış. Ay annem, annem seni gelirken gördü mü? Ay ay inşallah görmemiştir. Şimdi 50 tane soru sorar. Ama neyse boş ver. Sen nasılsın? Hı? Ercüment ne yapıyor? Ercüment mi? Eyvah, inanmıyorum. Ercüment kim? Üniversite arkadaşım. Yani bayağı bildiğiniz 30 sene öncesine gitmiş öyle mi? Ay Necmi, ama sen bana bir tuhaf bakıyorsun. Bana bak, yoksa sordun mu sen benden? Canan'la mı konuştun? Ay bir şey diyeceğim, bak ben Canan'a hiçbir şey anlatmadım, tamam mı? Hep o seni çekiştiriyor bana. Çok çapkın diyor senin için. Ama ben inanmıyorum. Ben aşkıma inanıyorum. Demek o zamanlar da böyleymiş. Sonradan değil yani. Ay Necmi, bir şey söylesene. Bu kadın kim? Ay annemin yeni hizmetçisi mi yoksa öbürünü kovdurdu? Ay gerçi bunu da gözüm tutmadı. Adın ne senin?
Ayşegül. Geç kızım. Türkan ablacığım. Ya işimizi bitirelim diye geldim. Öyle içime sinmedi benim. Ya ben tez canlıyım kızım. Öyle duramam. Yapıverdim hepsini, bitti işte. Ay Türkan ablacığım, benimkini de kurmuşsun. Yapıverdim işte. Ya yardım edemedim sana. Ama ben de bilmiyordum ki Nari'nin geleceğini. Niye gelmiş öyle apar topar? Annenle baban bir şey yoktur inşallah. Yok yok, çok şükür iyiler. Bir muhasebe kursu bulmuş kendine. Ona yazılayım dedi. Babam da aslında izin vermez ama işte bizi ziyaret etmek için çıkmış evden. Harçlıklarını da biriktirmiş. Kursa gidecek şimdi. Aferin Nari'ne. Okusun tabii, eli ekmek tutsun. Öyle tabii. Koca eline bakmaktan iyidir. İşi gücü olsun. Hiçbir şey için geç değildir yavrum. Bugün kardeşin kendini kurtarsın, yarının ne getireceğini kimse bilemez. Doğru. Yani bir süre daha kalacak burada, öyle mi? Hı hı, öyle görünüyor. Bak, aklıma ne geldi? Senin kız kardeşinle şu İso'yu bir tanıştırsak diyorum. Yani... Nasıl yani? Ya ikisi de gençler, ikisi de bekar, değil mi? İso da düzgün bir çocuk. Ay, vallahi çok yakışırlar. Dur ben Nihan'ı bir arayayım. Neredeydin ben burada? Gidelim. Alo, Nihan. Bak aklıma ne geldi. Tamam şimdi bırak işini, sonra yaparsın. Dinle şimdi sen beni. Çak topu da tamam. Oldu mu diyorsun? Oldu. Pek fazla yapan kalmadı artık bu ayakkabılarda. Giyen? Giyen var canım, olmaz olur mu? Vallahi var ya. Bunu giyen başka ayakkabı giyemez yavrum. Yani ayakkabının da müdavimi olur diyeceksin şimdi sen. Oluyor oluyor. Bizim bir Dursun Bey var, emekli burada. O devamlı bunları giyer. Ya işte ona yaptık zaten bunu. İşte ileride şimdi bana bir şey olursa. Ya usta öyle deme. Hayatın gerçeği be yavrum. Yani işte ileride ben gözlerimi kapadığım zaman sen el almış olacaksın. Yani güzel, kıymetli ayakkabıdır bunlar. Evet. Tek parça deriden, dikişsiz. Yumuşacık, hiç ayağı acıtmaz. ileride belki talipleri çoğalırsa sen de bu işin ustası olacaksın işte. Eyvallah usta. Ha canım yavrum, bak işte ayakkabı meselesini çözdün vallahi. Aferin sana da. Peki kendini çözebildin mi? İyi misin? İşte iyi olmaya çalışıyorum usta. Yani toparlıyoruz gibi. İyi olmak, mutlu olmak ya ödevimiz. Ben de ona gayret ediyorum işte. Geçer yavrum, geçer. Her kışın sonu muhakkak bahardır. Selam. Ben geldim. Hoş geldin. Nasılsın Sadri Usta? Ne haber İso? Sağ olasın kızım. Hayırdır Nihan? Dönüp duruyorsun yine. Yoo. Dönmüyorum. Ben çok sıkıldım ya dükkanda. Öyle çay içeriz falan diye geldim. İçim çövrüldü yani. İyi, olur. İçelim. Ayakkabı da güzelmiş ha. Güzel değil mi? İso'nun ilk yumurta topuk ayakkabıları. Vay İso. İyice meslek erbabı oldun ha. Yakışıklı da çocuksun. Hayırdır Nihan? Sabah programına mı katılacağız? Daha iyi bir fikrim var. Neymiş? Şu bizim Ayşegül yok mu? Ne oldu Ayşegül? Bir şey mi var? Yok canım, yok. İşte gönül meselesi. Nasıl yani ya? Memleketten kız kardeşi gelmiş Ayşegül'ün. Ya biz de düşündük ki... Ne düşündünüz ya? Canım işte seninle tanıştırsak. Bak kız var ya, çok güzel ha. Hanım hanımcık, boylu poslu. Olur bence. Çünkü neden olmasın? Değil mi? Ya zaten İso bekarlık nereye kadar ya?
Bak benim anladığım kadarıyla kızın istikbali de bayağı parlak. Zaten ben seni öyle saçma sapan biriyle tanıştırır mıyım İso? Ha, şimdi sen dersen ki Nihan hemen nereden tanıdın, nasıl bildin, ne yaptın, ne ettin falan dersen... kız Ayşegül'ün kız kardeşi ya, oradan şey yaptım. Sonuçta ne demişler? Kenarına bak, bezini al. Gerçi onu ana kız için söylüyorlardı ya. Aa, olsun. Ya kızın ablası Ayşegül İso ya. Bu atasözünden anlaşılıyor ki Türkan teyzem de işin içinde. Tabii. Türkan teyzemsiz olur mu ya? Yani en son bir düşün dedim. Bakalım düşünüp gelir belki. Sinan bak bu çok önemli. Biz sizin ürünlerinizi satacağımızı duyurduk artık. Buradan geri dönüş yok bu işin. Anladım, biliyorum. Elimden geleni de yapıyorum. Elinden de pek bir şey gelmiyor anladığım kadarıyla. Çünkü Ömer'in inadını biliyoruz. Ama olmaz. Olması lazım bu işin. Biri yardım etsin bize. İkna etsin biri. Ha şimdi Seda Hanım yok mu? Toplantı odasında. Tamam, teşekkür ederim. Ben sonra geleyim isterseniz. Yok yok. Geç Defne, geç otur. Gel, gel Allah aşkına. Defne, acaba Ömer'le sen mi konuşsan? Ne konuşacağım ben Ömer'le? İkna et. Pamir varsa ben yokum diyor çünkü. Bak bu anlaşma bizim için çok önemli. Üstelik istediğin şartları da hiç fena değil. Hadi Defne, ya keçilik ediyor işte seninki biliyorsun. Aa yok, ben konuşamam. Defne. Vallahi konuşamam ya, beni ilgilendirmez. Defne. Hadi. Defne. 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 Defne hadi be. Ay ya Sinan Bey. Bak bu işi yapsan yapsan sen yaparsın. Ay, gerçekten. Bu kadar artık ısrardanma yani gerçekten. Defne. Hadi be. Ha. Sinan Bey gerçekten sizi kırmak istemiyorum ama yapamam yani. Vallahi yapamam. Vallahi yaparsın. Ay vallahi yapamam. Defne ne oldu? Hadi be. Çıkacağım yukarı iki dakika bir konuşacağım. Bir şey yok hadi ya. Ha. Defne. Defne. Defne hadi be. Sinan Bey hala burada mısınız? Defne. Hı? Sinan Bey sana mesajı var. Ay yeter artık ya. Vallahi çok zor durumda kalıyorum. Neymiş? Defne hadi be. Yok Aytekin. Yok istemiyorum ya. Allah Allah. Kimse beni bu konuda ikna edemez. Git Sinan Bey'e de aynen böyle ilet. İyi be tamam. Defne. Hadi be. Aytekin. Tamam tamam. Üstüme geliyor ya. Söyle ona. Bu işi yapsın. Ne dilerse. Ne istiyorsa. Bak, köpeği olsun. Köpeği olsun. Tamam. Allah'a şükür benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Hayatım çok yolunda. Git onu öyle söyle.
Ne yapıyor bu? Deli mi acaba? Aman. Hepsi deli bunların, bilmiyor musun? Ya peki sorsana. Hiç mi hatırım yokmuş? Birazcık bile mi? Ya bir sorsana, bu kadar mıymış bizim hukukumuz ya? Sinan Bey, Graham Bell adında birinden haberiniz var mı? Ne? Telefon diyorum. Mucize olur kendisi. Az değil. Ta 140 yıl önce bu işler için icat edilmiş. Aytekin. Bu tatlı tatlı laf sokmaların mucidi kim biliyor musun? Kim? Benim. Şimdi sana bir laf sokarım. Unutamazsın. Unutamam. Defne, köpeğin olayım artık, anla şu adamla. Ne olur yemin ederim, bittim ben, bittim. Tamam be, bir sakin ol, denemine al su iç. Bence sen şimdi git ona de ki. Sen de, sen de. Bu ne? Telefon. Arıyorsun, işini çözüyorsun. Yeter, yemin ederim Defne, bittim. Sabahtan beri 1 milyar merdiven inip çıkıyorum. Ne olursun ya? İyi tamam, ben mu uzattın? Ne ararım ben? Düzgün konuş adamla. Sinan Bey, vallahi sizin ajitasyonunuz bana işlemez. Ben son kararımı bildirdim. Öyle mi Defne? Tamam o zaman ben ağır silahları çıkartıyorum. Benden günah gitti. Hiç sorun değil vallahi, ben hazırım. O kadar emin olma. Niye ya? Niye? Ne yapacaksınız ki? Görürsün. Aman. Bana ne canım. Benim için fark etmez. Gönderin gelsin. Tamam. Bunu sen istedin. Görürsün. Hayatım, beni kepçe gönderdi. Bak hayatım, şimdi beynin kulaklarının akına kadar tam tamına aralıksız 2,5 saat boyunca konuşacağım. Hazır mısın tatlım? Başlıyorum. Kız, geçen gün ben bir davete gittim. Ay, kadın beni durdurdu. Ay demez mi? Koray Bey dedi, siz de çok kötü giyiniyorsunuz dedi. Ay ben bir mahcup oldum, bir bozuldum. Ay tamam Koray Bey, ben ikna oldum. Aa, hemencik mi? Siz şey yapmayın, ben hemen şimdi bir koşu Ömer'le konuşup geliyorum. Ay iyi, avrumun gücüne bak. Ay kendimi yormadan tek bakışımla lap diye ikna ettim vallahi kızı. Ay hemen bunu kepçeye söylemem lazım. En azından prim yaparım. Kız yani ne olursa olsun pastörünüz bana çok iyi geliyor. Ömüş olsun, kepçe olsun, zaten ömür dediği nedir tatlım? Hemencik geçiyor vallahi. Aa, kız. Ay hemencik gitmiş. Döne döne gitmiş. Ay sesten biri hızlı vallahi. Ay, sıska bedeniyle. De. Ay. Ben yalnız kaldım burada.
siz? İyi. Bayağı, bayağı iyi. Ne yaptık? Ömer'i ikna edebildik mi? Aman şimdi şey yapmayalım hiç Ömer'i. Ben akşamki yemek teklifim hani hala geçerli öyle hatırlatayım dedim. Israrcısınız. Geçerli sebeplerim var. Şey telefon çalıyor. Kapat mı diyorsun? Yani demek istemiyorum ama. Deme bence de yani. Ben tabii istiyorsan kapatırım yine de. Yok istemiyorum. Ben de. Güzel. Özlüyorum çünkü. Hani sesini duymak falan iyi geliyor. Bana da. Arkadaş da ısrarcı galiba. Ya baksan mı acaba? Bak madem. Zaten bu yetmedi bana ben muhtemelen. Gelip bir göreceğim seni, uğrarım. Tamam. Görüşürüz. Alo. Alo. Hay Allah. Neyse. Aa. Okuldan. Alo efendim. Ne? Hasta mı? Ya evet. Meşguldüm, açamadım. Nesi var? Uf. Kusuyorsa fena. Tamam, siz hemen doktora götürür müsünüz onu? Ben de hemen çıkıyorum, geliyorum. Tamam. Alo. Merhaba, Selim Bey'den acil randevu alabilir miyim lütfen? Lara Berensel için. Evet, evet, ben annesiyim. Hayır, ben gelmiyorum. Şimdi öğretmenleri getiriyor. Ben yarım saate oradayım, tamam mı? Tamam. Teşekkürler. Ben de burada Sinan'la. Eğer Stil'le birlikte çalışırsak kesin kaynaşırım Pamir Bey'le. Ay hayır, ben biliyorum. Eğer birlikte iş yaparsak daha hızlı yakınlaşacağız. Ay böyle aşk yaşamak çok zor oluyor ya, uzaktan uzaktan. Düşünsene, böyle her sabah odasına gidiyormuşum rapor vermek için falan. Bir Derya, yani senin de derdin. Ay ne var? Senin de derdin Ömer Bey değil mi? Azıcık anlayış ya. Hadi ya, hadi inşallah. Defne, bak sen konuşursan olur. Hadi. Aman iyi, tamam be, üf. Başımda bir kurşun çevirmedin kaldı, gidiyorum. Hadi bakalım. Merhabalar Ömer Bey. Sakın gülme, sakın, sakın gülme. Ciddi ol. Bizi izliyorlar. Şu an çok acayip bir kavga etmemiz lazım. Ben hiçbir şey anlamadım Defne. İşte ne bileyim, masaya vur, bir şey yap, öfkeli davran. Ben bunu niye yapıyorum ya? Seni ikna etmemi istediler. Yani bir sorun varmış. Hayır, bence verdiğin kararlarda haklısın. Bence sıkıntı yok yani. Sen ne dersen o da. Yapacak bir şey yok. Hadi şimdi otur bir şey yap. Bir trip atar gibi otur bir şey yap. Hayır yani Sinan Bey o kadar ısrar etti ki. Konuşmak durumunda kaldım. Sen şu an kalk bir volta at, bir şey yap. Çünkü sen sinirlenince öyle yapıyorsun. Kalk ayağa voltanı at sen. Hadi ya, öyle mi yapıyorum? Hiç farkında değilim. Hı hı. Akşam ne yiyelim? Bana o güzel spagettinden yapsana. Yaparım. Ha, bir de senin bir ekşili salatan vardı. Onu da yaparsın artık yanına. Hay hay. Yanında ne içersiniz? Kırmızı olabilir. Güzel tercih. Siz galiba sadece şefi izleyeceksiniz. Ha yok. Allah çok kızdım. Benim yapacağım başka şeyler var, başka mevzularım var. Mesela motive etmek gibi, ilham olmak gibi. Sonuçta yemeğin güzel olmasından ben de sorumluyum yani. Sakın. Ne olur sakın gülme, ne olursun.
Ömer, Ömer ne olursun sakın gülme. Bak vallahi bütün foyam ortaya çıkacak, yapma. Azıcık az şu suratını kaşına çat. Benim de değil. Sen yanındasın Nati. Bak şimdi ya. Ne oldu bana diyorsun, sen gülüyorsun. Senin yüzünden. Ay senin yüzünden. Niye güldürüyorsun ya? Gördüler şimdi, gördüler mi? Bak ben bakamayacağım. Çok korkunca oldun ya. Kendine şimdi olur şimdi. Ay. Çok doğru yerdesin. Çok doğru yerdesin. Çok iyi bir hareket yaptın şu an. E tamam artık bence. Daha fazla dil dökmezsin zaten. Biraz gerçekçi olalım. He. Ben seni aslında ikna etmeden bu odadan çıkmazdım da yani. Neyse. Yine bir iddiayla geldik bakıyorum. Öyle. Öğreniyoruz diyelim. Neyse dur ben şey yapayım ya. Öyle olmamış gibi, olmuyormuş gibi, üzülüyormuş gibi yapayım. Sakın. Sakın gülme. Ne olur gülme. Ay. Ömer Bey elini kolunu sallıyor vallahi. Çok fena, çok. Geçen ay bana bu bakışı koridorda yürürken atmıştı. Var ya tam 3 gün kendime gelemedim. Ay Defne çok iyi dayanıyor ha. Acaba kıza fazla mı baskı yaptık? Hı? Yazık ya. Ay. Acaba çok mu üstüne gidiyor şu anda ya? Vallahi ben korktum. Defne geri çekil, geri çekil, geri çekil. Ay bakamayacağım, vallahi bakamayacağım ha. Odalarım da alsa. Ay olmaz. Resmen biz kızı savaşa soktuk. Cephede bekleyeceğiz. Abi ama ya. O zaman akşama görüşürüz. Yani bu olayda da en doğru kararı vereceğine eminim aşkım. Dayanamıyorum, öpeceğim şimdi. Sakın. Şu anda herkes bizi izliyor. Buraya kadar çok iyi gittik. Sakın yapma. Ne yapacağız ama? Asansörde buluşalım. Asansör, güzel. İyi. O zaman ben havalı çıkışımı yapayım. Yap hadi. Geliyor. Nasıl yapmayayım? Ay yürüyüşünden belli hiç iyi geçmedi. Yok, ikna edemedim. Neyse, ne yapalım? En azından çabaladın. Yani, elimden geleni yaptım. Kendimi ateşe attım ya. Defne abartma. Oldu o zaman, ben odama gideyim artık. Görüşürüz. Ay Defne, çok sağ ol. Hayır, otur. Konuşacağız. Hiç oturmayayım, sen yine de konuş. Şimdi bu Pamir... Ay tamam. Tamam bak şöyle düşün. Bak kiralık aşk bitti. Tamam mı? Kızı sen aldın. Yani ne olur yine eskisi gibi olsak ha? Anlaşalım diye. Evet anlaşalım diye. Haksız mıyım ya? Abi çekişmeyelim artık ya lütfen. Barışın. Ne olacak? Sinan nasıl konuşasım yok. O kadar olur. Yani bütün gece çizim yaptım. Sabahtan beri de ofisteyim. 2 dakika Defne'mi göreceğim müsaade edersen. Ederim. Git. Arkana bile bakma. Git Defne'ni gör. Bunlar... Oğlum beni mi kandırıyorsunuz? Oh! Bayağı tiyatro izlemişiz biz burada. Buyurun, buyurun, buyurun. Ne? Şu halimize bak ya, çocuk gibiyiz. Az önce kavga, şimdi de böyle. İstediğin oldu mu? Oldu oldu, yediler. İyi güzel, sıra benim isteğim o zaman. Ne isteği? Kaçıracağım seni. Nasıl yani, nereye kaçıracaksın? İşte yerini söylersem o kaçırmak olmaz, değil mi? Ha bayağı bayağı heyecan. Severiz. Buyurun. Ne bu ciddi? Yani sonuçta ben buranın müdürüyüm. Hem de kendi çapımda bir ağırlığım var. Şimdi senin yanındaki halimi görmesinler. Defne Hanım, bittik, acil yardım edin. Ne oldu ya? Depolardan birinin su basmış. Ürünleri getirtemiyoruz. Hayda, şimdi bu anım buldu yani. İyi tamam, git geliyorum. Aşkım ben gideyim o zaman ya, artık akşam. Peki müdür hanım, siz artık bana vakit ayırabildiğiniz bir zaman görüşelim.
Yapma şunu. Ne? Yapma şunu, her seferinde aynı şey yapıyorsun, gidemiyorum. Hadi git. Gideyim hadi, gittim şimdi. Tam tahmin ettiğim gibi. Otur. Gel. Sence de fazla uzamadı mı bu kapışma Sormer'den? Ha? Benim kimseyle kapıştığım falan yok Sinan. Yapma Allah aşkına. Bayağı ters gidiyorsunuz birbirinize. Yani mesele onu da anlamıyorum ha. Sen itiraf ettin tamam. Defne Ömer'in. Daha ne? Ömer'i ikna edemedin, bana oynuyorsun değil mi? Hatırlatmaya çalışıyorum diyelim. Eski günleri. Dostluğumuzu. Gerçi kimsenin unutmadığına eminim de. İki keçe anca beni uğraştırıyorsunuz işte. Bilmem. Belki de vademiz dolmuştur Sinan. Yapma Pamir. Hep birlikteydik. Üçümüz. Sen Londra'ya gitmeden önce. Yaz tatillerinde döndüğünde falan. Ya türlü türlü manyaklıklar yapardık, hatırlasana. Yani gerçi ben her zaman çok sağduyulu bir insandım da... hani Ömer'le sen... ki deli. Ha? Pamir. Pamir ilerliyor, Pamir. Pamir, Pamir sağ kanattan yaklaşıyor. Pamir bu, Pamir. Pamir hata geçti. Evet, Pamir sağına baktı, kimse yok. Pamir devam ediyor. Evet, Pamir. Pamir ceza sahasında. Pamir bakıyor, bayrak kalktı mı, offside var mı? Hayır yok, bayrak kalkmadı. Hayır, Pamir devam ediyor. Evet, Pamir ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor Pamir. Pamir, Pamir, Pamir. Rakibin karşısında Pamir vuruyor, şut! Hadi kaçalım. Ne oluyor be? Kızın sevgilisi varmış oğlum, mevzu büyük. Hadi. Ama dedim ben işte ya. Ben o kızı gördüm daha önce. Başkası vardı yanında, dedim ben size. Sinan uzatma. Hadi gidelim diyorum ya. Neydi, ben de hesabı ödeyeyim ya. Ya bir de hesap diyorsun Sinan. Ne hesabı Allah aşkına? Başınız belada, hadi gel. Ya bir dur, nereden bileceksin sevgilisi olduğunu? Bir daha konuşurum ben şimdi. Anlatırım, bir şey yok. Ama abarttı bizi. Ömer. Ömer. Oğlum. Ben gitme. Daha iyi olur. Ben Kaplan rakibinin karşısına geçti. Serengeti çöllerinde hesaplaşma zamanı. Ya oğlum bir dur. Sakin, bir şey olmayacak, tamam. Ha siktir be. Hatırladın değil mi? Ha, hatırladın. Hatırlıyorum, evet. İyiydik be Pamir. Bayağı iyiydik. Defne konusu girdi aramıza galiba. Yani aslında o konuyu sulh içinde çözebilirdiniz. Ortada bir kandırmacı olmasa. Ya bu konuda sen suçlusun şimdi, kabul et. Eyvallah. Ben biliyorum sizi nasıl barıştıracağımı, sandır. Ne? Ne istiyorsun Sinan? Kofi Annan gibisin sürekli barış görüşmeleri halinde. Bak, sen şimdi böyle bağırınca... aklıma geldi ya geçmiş gün. Ne geldi? Ya Maputo Bar'daki kavgayı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Ne yapıyorsunuz siz ya? Siz manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz? Mekan tanıdık olmasa ya, karakoldaydık ya, Levazım Akça'da. Hayır, sen manyak zaten, ruh hastasısın ya. Adamla konuşacağım diyorsun abi, niye gidip vuruyorsun herife? Şey oldu, yanlışlıkla vurdum. Yanlışlıkla vurdum ne lan?
Ne o işte? Elim kaçtı be. Bir şey yok. Abi yemin ederim tamam bitti. Buraya kadarmış arkadaşlarımız. Tamam ben artık gidiyorum. Hadi çok memnun oldum çarpık kuzenler. Hadi. Ne yapıyorsun? Abi, gel buraya. Bırak beni bak. Benim dünyam böyle şeyleri kaldırmıyor ya. Benim burcum balık yükselenim. Ya Sinan, Sinan. Yapmayın Sinan. Böyle şeyler abi. Ya hayatta olduğumuzu hatırlıyoruz. Güzel işte. Ya hiç de güzel değil. Ben hayatta olduğumu her zaman hatırlıyorum. Gerek yok bunlara. Sinan amma trip attın. Çok uzatmıyor musun ya? Allah aşkına yani. Bırak eğleniyorduk ne güzel. Ya ne eğleniyorduk abi? Eğlenmiyorum diyorum ya. Bırakın beni abi. Lütfen ya. Tamam o zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir vukuat daha çıkaralım. Sinan eğlensin. Yemin ediyorum kalp krizi geçireceğim. Yemin ediyorum ya. Of. Ben acıktım. Gidelim bir yerde bir şeyler yiyelim o zaman. He. Gittiğimiz yerde bir tane kadın varsa yemiyorum adımımı atmam kapıya. Ah yazıyorum. Ya yürü yürü tamam, yürü. Tamam işkembeciye gidiyorsun eğer. Tamam tamam. Tamam. İşkembeciye gideceğiz. Oğlum kabul et. Siz var ya acayip bir ikiliydiniz ha. Perfect couple. Şimdi oradan ne yakalıyorsun? Ya o kadar geçmiş var. Ne kadar vicdansızsın ya. Toplamaya değmez mi? Ne yapalım Sinan? Yaptığımız tercihler bizi bugüne getirdi. Yapacak bir şey yok. Oh! Ay sen de kimsin? Ay Nöro'm. Tanıyamadın beni. Bak ben, Korişin. Ay Nöro mu? Ay hiç sevmedim. Hem sen bana niye böyle yakın davranıyorsun? Hı. Yoksa evimizde telefon var diye mi? Hayatta kullandırtmam. Babam onu yurt dışı görüşmeleri için aldı. Ay bu da gençken pintiymiş demek ki. Ay şimdi sizin renk televizyonu falan da vardır evde. Her odada bir tane. Ay Koray sana onu bu durumdan çıkar dedim. Sen de o duruma gir demedim. Ha, ay evet doğru. Hatlar karıştı birden. Ay Nöro'm bak Necboş Bey tanıdın mı? Necboş Bey ne? O Necmi çıktığım çocuk. Aa çıkma mı? Kız bu yaşta çıkma mı olur? Adamın haline bak. Ay insan bıyıklarına falan uyanır yani. Koray. Ay Necboş Bey bence siz hep böyleydiniz. Doğarken bıyıklarınızda falan doğdunuz. Vallahi ben böyle şüphelenmiştim. Düşünmedim değil yani. Mine al götür şunu yoksa habere geçireceğim. Ay Nur'um hakkımı yiyorlar. Hadi hayatım kendine gel lütfen lütfen. Ne sevimsiz bir çocuk. Nereden buldun bunu? Necmi, ben şimdi mutfağa gideceğim, bir şeyler içeceğim. Sen de istersen gel benimle bir şeyler iç. Anladın sen onu. Kadın vallahi yoldan çıkmış. Ay Nur'um hayatım bekle her şeyi anlatacağım sana. Ay ne filan adam pişmani olmuş artık bu da. Çıktığım çocuk diyor heveslisi gibi. Ben geldim. Bunu fark ettim. Hani değiştirmemişsin kapıyı? Ismarladım. Hatta sen seç. Tamam birlikte bakarız o zaman. Bu ne? Bu kahve makinen. O kadar uzun zamandır bekliyorum ki. Şahanesin. Hemen içmeyeceksin herhalde. Hemen içeceğim şimdi. Hayır yemekten önce olmaz. Önce yemek sonra kahve. Defne benim kahve içmem için tok olmama gerek yok. Hayır ben buradaysam var. İzin vermiyorum, içemezsin. Defne içeceğim. Aa. Olmaz dedim. Defne. Aa tamam, tamam. Vermiyorum izin. Ver şunu. İkimiz birlikte içeriz sonra. Ay yemek hazır yaşasın. Nasıl açım biliyor musun? Anlatamam sana. Yalnız şimdiden söyleyeyim, ben iki tabak falan yerim. Ye tabii ye. İyi çok acıktım. İnanılmaz lezzetli olmuş. Yalnız bunun içinde böyle değişik bir tat var. Ananas ya. O ne ya? Bundan sonra böyle.
Daha sağlıklı. Önüne sağlık, gerçekten çok güzel olmuş. Sevdin mi? Bayıldım. Bak bugün ne oldu ya, bana bir akıl ver. Bizim bu muhasebeci Ali var ya. Tanımıyorum. Tanımaman normal çünkü çocuk senden çok korkuyor. Her gördüğünde köşe bucak kaçıyor. Hadi ya, öyle mi? Aa, fark etmedim deme. Aytekin de öyle. Aytekin de senden çok korkuyor. Ya onun farkındayım canım. Aytekin değişik çocuk değil mi? Bazen beni delirtiyor. Ne diyordum ya? Ha şey. Bizim bu muhasebeci Ali. Çok soğuk. Ama kızım bu senin sıcağını alacak. Ateşini düşürmemiz lazım, tamam mı? Anne, ay çok soğuk. Tamam kızım, dayan. Ne güzel küçükken de böyle birlikte karşılıklı çekirdek çitlerdik. Tabii siz babamla çarşıda badem ezmesi yediğiniz için bize çekirdek düşüyordu. Bak bak bak. Demek sırrımızı biliyordun. Sorma abla. Babam yaşlandıkça huysuzlaştı. Gözümün üstünde kaşım var diye kıyameti koparıyor bazen. Annem nasıl, bari iyi mi? Nasıl olsun? İç güveysinden hallice. Buraya o gönderdi beni, oku kurtar kendini diye. İyi düşünmüş annem. Ben de bahaneyle İstanbul'a geldim işte. Hem sizi de çok özlemiştim. Ragıp burnumda tütüyordu, az dursaydı keşke. Karşı komşuya gitti. Kalk biz de gidelim işte, bekliyorlar zaten. Cevdet eniştem nerede? Bir şey demesin. Vallahi Narincim, Cevdet eniştenin nerede olduğunu Allah bilir. O yüzden de hiçbir şey diyemez. Hadi kalk gidelim. Sen bilirsin abla. Oo, Ayşegül Hanım, öteki Tekin de gelmiş. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk Narin. Sen de hoş geldin. Ayşegül, çay demlesene. Narin geldiğine göre anan kesin pekmez yollamıştır. Güzel. Böyle biraz ekmek, peynir, zeytin. Yap işte bir şeyler. Tamam, hazırlarım şimdi. Narin, aç mısın sen? O Türkan ablalara gidecek. Ha. Bismillah demeden gelir gelmez samimi oldular ha. Ayıp olur şimdi enişte. Ben bir gidip geleyim. Hem Ragıp orada, onu da alırım. İyi. Sen öyle diyorsan. Da. Bak dikkat et. O evde canavarlar var. Kızıl şeytan orada. Çok dikkat et kendine. Boş ver sen onu, hadi git. Abla yardım etseydim. Gel madem bir şeyler ye. Şimdi aç gidilmez ev gezmesine. Elin çalışsın, elin. Elin. Orta geldi. ISO yükseldi. 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 Vurdu kafayı. Ve gol. Annem. Hadi anne, vur. Gel. Gol mü attın sen?
Oh. Ah İso, gel yeğenini gör dayısı. Gel, gel yeğenine bak. Ne goller, ne kafalar atıyor. Aslan parçası be. Ne dedin Arın hakkında? Ya İso bir tanıştırma işine çok bozuldu ha. Gelmem de gelmem diye tutturdu. Ben de kız gelmeyecek dedim artık, ne yapayım? İyi canım, biz bizeyiz işte. İyiyim adam. İso, çay koyacağım. Olur. Sen gel, ben sana yardım edeyim. Gidelim benim. Oğlum bu Ayşegül'ün kız kardeşi meselesi ne? Senin haberin var mı? Yok. Oğlum böyle şeyler bana söylenmez ki bu evde. Ya benimle konuşulmaz. Ben öyle kadınların arasında yaşıyorum işte. Sen de bir şey anlatmıyorsun hiç. Allah'tan çocuğumuz erkek oldu da büyüyünce destek çıkacak babasına. Ver şunu ver. Ver. Defa nerede? Bir bilsek. Gene birilerine mantı kapamaya mı gitti, nedir? Ha, mantı kapamaya gitmiştir. Ben bilirim onun o mantı kapamalarını. Eski suç ortağıyım ne de olsa. Ah, ne güzel bir akşam. Bütün çocuklarım yanımda. Benden keyiflisi yok vallahi. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Ayşegül yok mu? Gelemedi ablam. İso, siz tanışmadınız. Narin, İso. Narin Ayşegül'ün kız kardeşi. Ben kaçayım Mark. Dur biraz gazları geçsin, ondan sonra kalkarsın. Bak şimdi bu benim odaya geldi. Hmm. Yine Defne, seninle konuşmam lazım yapayım. Ben zaten onu gördüm, eyvah dedim. İşte yok konuşacağız da şöyle yapacağız da böyle yapacağız da. Bak dedi, başlıyorum. Senin dedi beynin kulaklarından akana kadar konuşacağım dedi. Ay konuşmam diyorum. Diyor, ağlamaya başlayınca ben dedim hadi eyvah. Yok dedim, tamam siz konuşmayın. Ben gideceğim, Ömer'le konuşacağım. Siz yeter ki konuşmayın. Neyse. Kim ki? Bakayım. Maç. Almayayım. Kimmiş? Aa. İyi akşamlar Pamir Bey. İyi akşamlar sana da Defne. Ömer hadi. İstemiyorum Pamir. Konuşalım işte, inat etme. Yemek yiyoruz. Meşgulüm. Tamam, problem değil ya. Ben beklerim. Yemeği de ısıtırım. Sen git. Tamam, bekle. Konuşmayacak mısın? Bitsin şu hikaye. Gördüm ben Ömer. Anladım. Düşününce yani. Bırakıp gittiğim kadınları düşündüm mesela. Meğer ben eğleniyorken birileri üzülüyormuş. Üzüyormuşum yani insanları. Bu konular öyle çok da eğlenilecek mevzular değilmiş. Aydın yani. Adına ne diyorsan de. Son zamanlarda ben çok sorguluyorum kendimi. Neredeyim, ne yapıyorum, nereye gidiyorum? Sen mesela çok doğru davrandın bence. Dümdüz durarak, dürüst kalarak, hiç hileye hurdaya sapmadın. Kaybediyor gibi gözüküyordun ama bak görüyorsun işte, Defne de senin, ailede, arkadaşlarında kazandın yani. Seninle didişmeyeceğim artık. Daha fazla ters düşmenin bir manası yok. Yani bunun adına geri çekiliyor diyorsan, evet geri çekiliyorum. Defne'nin de etrafında olmayacağım artık. Merak etme. Yani? Buradayım, öyle sakin sakin işime bakacağım. Bir de böyle deneyelim bakalım. Ha istersen birlikte çalışmayabiliriz. Ama ben inanıyorum aslında. Belki bir gün seninle
tekrar arkadaş olabiliriz. Eski günlerdeki gibi. Ayşegül, Ragu'yu çağır gelsin. Adamlık ettim. Bak Nari'nin yanında bir şey demedim. Ama yemeği yiyince aklım başıma geldi. Bunlar bizim ailemizi dağıtmaya çalıştı. Biz ne yapıyoruz? Önce çocuğu yolladık. Şimdi de baldızı gönderiyoruz evlerine. Cevdet, altı üstü akşam gezmesi. Ne olacak? Ayşegül, benim tepemin tasını attırma. Git getir çoluğu çombala. Tamam. Tamam. Heh, şöyle. Hizaya gel. İso, hiç yemedim be evladım. Eline sağlık, mis gibi olmuştur. İso var ya, efsane olmuş oğlum, bak kaçırma. Narin, senin aran nasıl böyle ev işleriyle? İyi. İyi. Var mı şeyler? Yapıyorum. Hadi bana eyvallah. Zengin kalkışı oldu baba oğlum. Ya işim var Türkan teyze. Artık gideyim. Ben seni geçireyim. Yok yok, seni zahmet etme. Ben giderim. Hadi eyvallah. Bay bay. Bay bay. Vurma. İyi akşamlar. Güzel miydi içeride sohbet? Güzel miydi derken? Yani işte ne bileyim. Doğru bir tane Ayşegül. Sen de bunu biliyorsun zaten. Yani bilmiyorsan da orası da başka tabii. Hoş değil ama bu durum. İçerideki yani. Yanlış iş. Ayşegül, gelsene. Ya bunu unutmuşsun, ben de arkandan koşacaktım. Ha, eyvallah, fark etmedim ya. Yok, ben gelmeyeyim ya. Ragıp alacağım. Kız, Ragıp'ın keyfi yerinde ya. Oynuyorlar yukarıda. Bak, tatlı falan yaptık, gel. Yok, zaten Cevdet evde bekler şimdi. Hadi, bana eyvallah. Hadi görüşürüz. İyi, gelme hadi. Ragıp! Oh, oh. Ay, son duydu. Ay, hiçbir şeycikleri hatırlamıyor. Ay, Neşboş Bey, ben biraz huzursuz olmaya başladım. Yani nörom eski nörom değil. Ne olacak bu kadının hali Koray? Ne yapsam, yarın bir doktora falan mı götürsem acaba? Ay, Neşboş Bey, gerçekten anlamadınız mı? Kaç yıllık karınız yani? Neyi? Motivasyonsuz kaldı. Oyun yok, plan yok. Hayatta hiçbir hedefi kalmadı. Bütün bunlar o yüzden oluyor. Öyle mi diyorsun? Ay, herhalde yani. Bu da. Hop. Vay. Kara Kartal, ne yaptın? Ya kızım, kartallığımız mı kaldı bizim? Bana bak. Ya... Evdekilere bir şey uydurmadım da geç de kaldım. Akşam senleydik desem olur mu? Olmaz. Ben sizdeydim çünkü. Yapma be. İyi, artık ne yapalım? Başka bir şey düşüneceğim. Ne iş? Öyle bir mutluluklar falan. Ayaklarımız yere değmiyor. Uçuyorum oğlum. Hey aşk! Sen nelere kaydırmışsın ya? Kız sus oğlum, sus lan. Aman. Ya bir şey diyeceğim. Acaba Ömer'e bir hediye daha mı alsam? Ay durduramıyorum kendimi. Sürekli bir şey yapmak istiyorum. Bir şeyler almak istiyorum. Senin neyin var be? Yani yalan yok. Var bir şey de. Şimdi konuşmak istemiyorum ya. Niye? Öyle. Ben o zaman şöyle seni bir güzel bir döveyim ya, ben seni bir. Ha, bir kendine gel. Allah sen Allah. Sen bir gel. Ya dur. Ha yok, öyle dur demek dur, yok. Dur. Ne yapıyorsun? Ya kız, iyiyim diyeceksin. İyiyim de iyi olacağım dedi. Eskine iyi olacağım dedi. İyiyim. Bak kafanı ısıracağım şimdi. Tamam iyiyim ben. Tamam iyiyim. İyiyim.
Arıyorum. Günaydın Aytekin. Aa, günaydın Seda Hanım. Ben bugün işe gelemeyeceğim. Bütün toplantılarımı iptal edin. Müşteriler sorarsa da özel nedenlerden ötürü dersiniz. Seda Hanım iyi misiniz? Evet evet iyiyim, şeyim yok. Bugün böyle. Tamam Seda Hanım, problem yok. Tamam, görüşürüz. Aa, Seda Hanım, bu arada bir şeye ihtiyacınız olursa şey yapabiliriz yani. Tamam Aytekin, uzatma. Bir şey olursa sen beni ararsın. Olduğu belli. Ne oluyor? Dünden beri arıyorum. Niye açmıyorsun? Geçsene. Sabaha kadar ateşi vardı. İşte bunu bana söyleyebilirdin Seda. Kızımla ilgileniyordum. Sabaha kadar uğraştım diyorum Sinan. Tamam peki, iyi mi şimdi? İyi. Uyuyor. O da çok yoruldu. Yani en azından bir mesaj gönderseydin. Ben de merak ettim. Sinan, ben yapamayacağım. Yani bunu dün gece net bir şekilde bir kere daha anladım. Benim hayatta önceliklerim var. Benim bir kızım var ve gönül işlerine ayıracak vaktim yok. Yani bunu kızıma yapamam. Ya zaten boşanmış bir anne babanın evladı olmayı yaşıyor. Zaten haksızlığa uğradı. Suçsuz yere. Diyebilirim ki bu maalesef benim dahil olabileceğim bir alan değil. Yani şimdi ne söylesem zaten anlamsız olacak senin için. Madem öyle düşünüyorsun, sanırım bana da gitmek düşer. Efendim? Ha Ömer, evden çıkmadıysan çıkmasana. Niye? Ben geleceğim. İyi gel. Çıkmadan yakaladım seni. Girebilir miyim? Geç amca. Sağ ol. Ömer, çok sağ ol oğlum. Sana yaşattığımız onca şeye rağmen
bize hala dargın olmana rağmen yaptın yine insanlığını. Gidip babamla konuşman beni çok duygulandırdı. Hem çok mahcup oldum hem de çok gurur duydum. Yaşadığımız evi, hayatı resmen sana borçluyuz. Sağ ol. Mesele değil amca. Mesele. Mesele. Dünya öyle kirlendi, öyle kirli bir yer oldu ki. Yani böyle mertliklerin soyu tükendi. Sen türünün son örneğisin. Biliyorsun değil mi? Birini mi bekliyordun? Sinan'dır. Ay nörom ne hallerde. Tabii senin hiçbir çocuklarına birin yok. Kadının beynini suyu aktı vallahi ölmüş. Aa, Necmoş Bey de buradaymış. Ay iyi. Dur ben de oturayım da beni de alın aranızda. Neler kaynatıyorsunuz? Hiçbir şey kaynatmıyoruz. Ben zaten kalkıyordum Koray. Ay oturun oturun. Ay iki dakika. Nörom'u anlatacağım şu ömüşüme. Ay bilsin, bilmeye hakkı var. Yengez sonuçta değil mi? Ay Allah korusun yani yarın öbür gün bir şey başına gelirse... ...kabahat sizde demez mi? Niye anlatmadınız diye sormaz mı? Ay tabii yani Allah korusun hayat bu. Bilemezsin. Koray sadede gel. Ne oldu anlat. Ay hayatım şimdi kadın gençlik haline döndü. Kendini 22,5 yaşına falan zannediyor. Ay böyle bir yaşının insanı olmamacalar, böyle bir çocuksu haller, böyle bir zamandan kopuk hayal dünyası. Ay yani hayatım iki gündür gıybet yapamıyoruz. İçim şişti vallahi benim. Sinan'dır. Vallahi şımardım. Kapıdan kovsam bacadan geliyorum. Saçmalama. Seni görmekten güzel başka bir şey var mı? Bilmem var mı? Var. Aa. Ha bir şey soracağım. Hı? Dün bir şey olmadı değil mi? Pamela tartışmadınız. Yok yok sıkıntı yok merak etme. Aa siz de mi buradaydınız? Merhaba Defne kızım hoş geldin. Nasılsın? İyi sağ olun. Ah ah kuru kız. Başımıza neler geldi neler. Var ya kapkara bulutlar çöktü. Dirliğimize, düzenimize nazarlar değdi. Ay gel hayatım sana anlatacağım Nurum'u. Ay görsen var ya tanıyamazsın. Gel kız. Ben gitsem mi acaba? Bir yere gidemezsin. Bu Yezid'i beraber çekeceğiz. Otur rahatına bak lütfen. Kız gel buraya. Geç geç. Kime diyorum? Ay kuru anlatacağım sana. Otur şöyle. Ah ah. Kesin Sinan değildir de ben yine bakayım. Çıkar kız çantını rahat otur biraz. Ay gel. Ay anlatacağım hayatım ben sana. Geç kardeşim geç. Oo, ana baba günü olmuş burası. Sabah sabah kimin sürpriz partisi var? Ay ne partisi be? Bu da heveslisi gibi. Hayatım yaslardayız burada. Ay başımıza neler geldi. Gel hayatım gel anlatacağım gel. Sinan Bey Allah aşkına oturun ayakta kaldınız. Ateşe atıyorsun. Allah aşkına oturun. Halim yok. Ne olur oturun. Pişman ederim. Ha, silahları çıkarmayı biliyorsunuz. Alın bakalım intikam. Ah kız al şunu. Kepçe geldi onu anlatacağım. Ah gel kepçem gel. Var ya anlasın anlasan sen beni anlarsın. Ay bir görsen böyle bir yaşın falan insanı olmamacalar falan böyle miniler falan giymiş. Tabii hayatım şimdi bacaklar güzel maşallahı var. Mihrap yerinde. Bak hayatım ben sana bir şey diyeyim mi? Bunu Hülya yapsa var ya biz bir hafta boyunca gülerdik. Gömmelere doyamazdık. Böyle kırışıklıklarımıza rağmen hayatım böyle kazaklarımıza buzlar koyar. Bir hafta boyunca deliler gibi gülerdik. Koray kimden bahsediyorsun ya? Kimden mi? Ha ay hayatım nöromdan. Ay seni çok severdin Nurum, çok. Hatta böyle Sinan deyince kocaman bir Sinan daha çıkardı ağzından. Hatta bana bir keresinde şey demişti. Ay keşke Ömer yerine Sinan benim yeğenim olsa demişti. Koray, abartma istersen ha. İnandırıcılığını yitiriyorsun. Ay abartmıyorum. Necmoş Bey, ay bu arada bıyıklarınızdan ben korkuyorum. Öyle konsantrasyonumu bozdunuz. Ay dur, neler diyordum ben ha? Kapı. Ben baktım, ben baktım. Otur şöyle. Alacaklarım daha bitmedi. Bu da heveslisi gibi kalktı. Kız sen de şuraya gel bari araya. Ömer Bey, postalarınız efendim. Tamam, şuraya gel geç.
Şükrü abim, gel. Sinan Bey, yok ben şey yapmayayım, iyiyim. Ya abi, Betim benzin sonmuş, geç şöyle. Hadi ah, otur, gel. Ah, ah, çok fena. Ben can dostumu ilk defa bu halde gördüm. Ay, hatta dün gece rüyama girdi. Böyle ip falan atlıyordu, iyice küçülmüştü. Ay, böyle bir Benjamin Batın gibi bir şey oldu. Ay, acaba biz böyle yaşlanırken o gençleşiyor mu? Ay, şimdi anladım. Bu yaptığı iyiliklerin mükafatı bence. Resmen karma. Aa, ay, Sinan gitmiş, Şükrü gelmiş. Ay, seni hiç sevmiyorum. Ay, böyle bir paranormal şeyler oluyor şu anda. Korkmaya başladım. Ay, dur. Sinan! Buraya gel dedim. Ay, tam en heyecanlı yerindeydim. Buraya gelir misin? Tamam ya. Tamam, pes ediyorum ben. Tamam. Gel. Hı. Otur hayatım şöyle. Ben de bir kahve koyayım o zaman. Şey, geleyim mi? Yok, otur sen. Sen mesela çok doğru davrandın bence. Dümdüz durarak, dürüst kalarak. Hiç hile hurda yapmadın. Kaybediyor gibi gözüküyordun ama bak görüyorsun işte. Defne de senin, ailede, arkadaşların da. Kazandın yani. Aa. Kapıcı falandır Seda ya, kim olacak? Hoş geldin, yok mu? Ay pardon, hoş geldin. Geçsene içeri. Mutfaktayım. Kahvaltımı hazırlıyordun. Evet. Lara hasta. Çocuk gözümün önünde eridi gitti. Ben ona yarım kilo aldırayım diye neler yaptım. Hastalandı, ateşlendi, yine zayıfladı. Hepsi benim yüzümden. Ben Sinan'la sağda solda yan yana duracağım diye çocuğumu ihmal ettim. Benim neyime Pamir? Ha, benim neyime baştan başlamak? Benim sorumluluklarım var, benim çocuğum var. Aşk, ilişki, bunlar benim için lüks şeyler. Bencillik ettim işte. Tamam. Tamam, gel buraya. Tamam, ağlama artık, yeter. Seda. Bak şöyle yapalım. Bugün kahvaltıyı ben hazırlıyorum sana. Çok da güzel bir çay yapacağım. Sen de git şimdi bir duş al. Bir kendine gel. Nefes al. Tamam. Ama Lara uyanır şimdi. Uyanırsa uyansın, bakarım ben. 8 yaşında çocuk. Bebek değil ya. Tamam. Hadi. Teşekkür ederim. Çay yapmış bu. Of Seda, hiç anlamıyorsun bu işlerden. Annem nerede? Annen duş alıyor, gelecek şimdi. Sen bizde mi kaldın? Yok, şimdi geldim. Ateşin var mı? Bir baksana. Bakayım tabii. Yok.
öyle bakılmaz. Alnını öpmen lazım. Öyle mi? Tamam. Yok. Anneme yardım etmeye mi geldin? Evet, maaşımı annem veriyor. Bir de biraz kaçmak istedim galiba. Neden? Sorunlardan. Anlatsana, ne sorunların var? Bir tane kızı var. Uzun saçlı. Beyaz tenli. Çok da iyi bir insan. Hem de komik. Elsa. Evet, Elsa gibi. Benim ondan uzak durmam lazım. Kendimi korumak için. Neden? Alerji mi olmuş? Alerji değil de bir çeşit virüsle beni hasta etmeye başladı kesin. Ben de hasta olmak istemiyorum. Ah ah, yani böyle böyle işte. Kötü oldu vallahi ya. Allah ya. Bu arada dün Pamir Bey geldi, Ömer'le maç yaptılar. Nasıl, konuşmuşlar mı? Bitti mi yani husumet? Seninki de hiç anlatmıyor ki bir şey. Vallahi bilmiyorum, konuşmuşlar. Bir sorun yok dedi, anlaştık dedi. İyi, hadi inşallah anlarız. İnşallah. Adam var ya, resmen peruka takmış. Sanki böyle bir sincap yerleştirmiş gibi kafasına. Ay nasıl belli, nasıl belli? Anlatamam vallahi size. Diyene bak. Ne? Yani bence sen de çok uzak değilsin yani, dalga geçme. Baksana, sende de açılmalar başlamış. Ay, açılma mı? Hı. Ay sen buraya bildim özetmeye mi geldin ha? Sensin açılmış. Hadi oradan. Hayır Koray'cığım, ciddi söylüyorum yani bak. Şura mesela, bence yaza kadar oraya yumurta kırsan pişer yani şöyle. Ay, yumurta mı? Ay, ay biri bana iyi bir şey söylesin lütfen. Ay bu kepçe psikolojimi darma duman etti. Sen niye gülüyorsun ha? Hangi cüretle, sen kimsin? Bana bak, seni var ya kovdurturum. Sen kendi saçlarına bak. Boyamış bir devesisi gibi. Çok ya, boya değil. Onlar eşinin küçük bir müdahalesi. Aynen öyle Sinan Bey. Ay Ömüş neredesin, gel buraya. Bu Sinan'la Şükrü bir olup beni mahvediyorlar. Ay hayatım, gel de şu Şükrü'yü kov. Ay Şükrücüğüm, sana metrobüsler yakışır hayatım. Aa Koray Bey, ne biçim konuşuyorsunuz ya? Kovmak mı olmak? Şükrü abi, sen alınmıyorsun değil mi? Yok. Ay Necmi Bey, size de bir şey söyleyeyim. Ay sen de mi ha? Sen de mi? Ay teker teker gelin. Ay Ömüş geldi. Beni bu zalimlerin elinden kurtar. Bir şey söyleyeceğim. Ha? Ay Şükrücüğüm, bak hayatım, Ömüş şimdi seni kovacak. Sakın korkma. Koray tamam. Diyorum ki, akşam ben de toplanalım. Ay olur. Hayatım, akşama kadar kalırız. Benim işim gücüm yok zaten. Hatta istersen yatıya falan da kalırım ben. Yavaş. Toplanalım derken? Yani öyle yemek falan yeriz. Yaparız biz de Defne ile beraber. Ay vallahi çok güzel olur. Bana bak. Sen kalmıyorsun yemeğe, duydun mu? Çünkü sen bir çalışansın. Biz yemek yiyeceğiz. Et yiyeceğiz, et. Koray tamam. O zaman biz Şükrü abiyle alışverişe gidelim. Tabii tabii, çıkalım. Ya yok, gerek yok. Biz gideriz senin Defne. Amca, dedemi de çağıralım. Hatta Neriman yengem de gelsin. Erdi adam. Tamam, harika fikir, olur. Pişt. Sen gelmiyorsun. Anladın değil mi tatlım? Gelmiyorsun. Ay, buz şelalesinin buzlarıydı resmen. Bombe. Kepek de var adamda. Her şey kötü. Buyurun Mine Hanımcığım. Sağ ol canım. Geç otur bakalım. Ah, oturayım mı? Aa, otur tabii otur. Şöyle bir sohbet edelim seninle. Edelim tabii, görümcecim, edelim. De bana çok tuhaf geliyor. Necmi hiç söz etmemişti sizden. Necmi benden çekinir biraz. Yani senin gözünü korkutmak istememiştir, ondan herhalde. Anladım. Şimdi, bizim aileye gelin gelmek öyle pek kolay iş değil. Öncelikle benim onayımdan geçmesi gerekiyor.
Necmi çok dinler beni. Ben ne dersem o. Öyle mi? Öyle. Bu kız olmaz dersem döner sırtını gider. Gözünün yaşına bile bakmaz. Pek düşkündür ablasına. Ay ben size biraz daha bir şeyler vereyim. Mesela kek getireyim. Kek yapayım mı? Hemen 2 dakikada yaparım ben. Yok. Önce şu perdelerin bir yıkanması lazım. Hı? Ay yani kırışmadan da ısınmaları gerek tabii. Sonra şunların tozunu almamız lazım. Ha bir de şu büfenin çekmecelerini toparlamak lazım. Hizmetçi bayağı dağıtmış. Ay pasaklı mıdır nedir? Ay ben anlamadım. Ben mi yapacağım? Ben mi yapacağım? Ben mi yapacağım? Koskoca görümce. Yok ben Necmi'yi arıyorum. Arayacağım ben Necmi'yi, söyleyeceğim. Bu kız isyankar çıktı diyeceğim. Arayacağım. Aa aramayın, aramayın. Aa lütfen oturun siz. Ben hepsini hallederim. Şimşak yaparım şimdi. Hatta önce tozlardan başlayayım. Toz alayım ben. Hadi al bakalım madem. Neriman! Rezene! Efendim? Yok bir şey. Bir tane daha gönderme yaptım da. Yoksa hiç işim olmaz. Ay hiç sevmem. Rezene. Ay ben hiçbir şey anlamadım. Ay anlama. Çalış. Dünya kadar iş var. Sen hala çen çen çen. Tamam tamam ben şimdi tozları alıyorum. Hemen ilk hadi. İş. Ay ya da dur. Sen bana lokma yap lokma. Lokma? Lokma. Aa. Bilmiyor musun yoksa? Aa, bilmez miyim ayol? Hemen yaparım ben şimdi size lokma. Neriman, tozlu burası gel. Bak şurası tozlu. Ne biçim aldın buraları ya? Ay şu hale bak. Ay. Aa. Geç Koray, geç. Mine, ne oluyor burada? Ay. Neriman, ne bu halin? Siz mi geldiniz? Erken geldiniz. Ay Necmi, ablanla tanıştım. Ay çok sevdik birbirimizi, o da beni çok sevdi değil mi Mine Hanım? Ablam öyle mi? Kız, hain misin sen ha? Nasıl suistimal edersin sen durumu? Hiç vicdan yok sende. Bana bak, 40 gün 40 gece o mutfaktan çıkmayacaksın. Senin kariyerini bitireceğim. Saçını başını yolacağım seni. Koray tamam sakin ol. Mine, hiç yakıştıramadım sana. Bu yaptığın çok ayıp, çok. Affedersiniz Necmi Bey ama ben biraz eğleniriz diye şey yaptım. Hadi. Neriman, hayatım hadi sen git hazırlan tamam mı? Biz akşama Ömer'in partisine gideceğiz. Oraya davetliyiz hayatım. Ömer mi? Ömer kim?
misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı yerleşeceğim. Sımsıkı ben gel. Ben bu arada sen mesaj attın mı? Ne mesajı? Tema'ya. Ay unuttum. Ama şimdi atarım. Sen attın mı? Herhalde. Ya çok merak ediyorum. Pazar günü acaba ne kadar bağış toplanacak? Ben de. Güzel olacak bence. Bence de. Benimle gel. Gülümse gel. Ben kalbinde bir kiracı yerleşeceğim. Sımsıkı ben gel hemen. Tamam galiba şey. Aa bir şey söyleyeceğim. Ben şu dükkana gireceğim bir. Geleyim ben de. Yok yok sen gelme. Ben evine küçük bir hediye alacağım da o sürpriz olsun sana. Peki. Ben o zaman şunları arabaya bırakayım. Tamam geliyorum hemen. Hadi. Merhaba. Şuna bakabilir miyim ben? Bu nedir böyle? Leprikon. Leprikon mu? Leprikon ne ki? Ayakkabıcılıkla geçinen İrlandalı minikler. Aa nasıl? Ayakkabı mı yapıyormuş bunlar? Tabii. Hatta bu yolla zengin olduklarına inanılır. Efsaneye göre gözünüzü kırpmadan baktığınızda kaçamazlar. Ama gözünüzü kaçırır ya da başınızı çevirirseniz yok olurlar. Ay çok sevdim ben bunu ya. Tam da böyle bir şey arıyordum. Tamam ben bunu alıyorum. Peki. Şey hediye olacak da paketleyebilir miyiz? Tamam. Kafam şişti. Ayşegül, şu evin işlerini ben evden çıkınca hallet demedim mi sana? Dedim mi demedim mi? Dedin. Dedim. Değil mi? Ne halt yemeği o zaman dolaşıyorsunuz ortalıkta kuyruğuna basılmış it gibi? Cevdet. Ne Cevdet? Ne? Ay, tamam ablacığım. Eniştem gidince süpürürüz ortalığı. Narin, akıllı kızsın. Ne iyi insanlarmış komşularınız. Öyledirler. Dün akşam bir çocuk geldi. Adı neydi? İso. İsmail herhalde gerçek adı. Ablam ne iyi çocuk o öyle. Çok kibar biri. Pek oturmadı ama ben onu anladım.
İyi kalpli biri yüzünden belli. Duyuluyor. El alemin haydutlarını övmek yerine benim kahvemi yapsanız diyorum. Hani unuttunuz ya. Hadi. Tamam. Bu da gündüz gündüz neden evdeyse? O öyle. Çalışmıyor. Gün içinde dolanıp geri geliyor. Gel. Anlatsana biraz. Nasıl bir adam? Ayakkabı ustası diyorlar. Aman bırak, sorma bana. Çekil. Yok kahve filan. Paramız var da bir de kahve alacağız. Git kahvede iç. Nasıl olsa oraya da para ödemiyorsun. Lan ne bağırıyorsun? Bak benim sinirlerimi oynatma Ayşegül. Tövbe bismillah. Karı kafayı yedi. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Tımarhaneye kapatacaksın beni? Ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Abla iyi misin? Tamam galiba. Bence her şey çok güzel oldu. Ben baktım. Ha, çabuk bak ama. Hemen gel diyorsun yani. Yani. Olur. Ha? Defne. Neler hazırlamışsın böyle ya? Ellerine sağlık. Hasret kaldık vallahi. Aa, Sinan Bey ne yapıyorsunuz? O kadar şey hazırladık. Badem mi yiyeceksiniz? Ya çok güzel, ellerine sağlık da benim pek tadım yok. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Oh, ya ben fena tutuldum ya. Kime? Seda Hanım'a Defne. Aa, ben hiç anlamamışım. Fark ettim, boş ver. Ben de zaten çok yanlış anlamışım. Ya bir dur, bir anlat. Anlat, çözeriz. Ya aslında sabahın için gelmiştim de şimdi ne bileyim, et böyle kalabalıktı, çocuğuna falan haddedim şimdi, tat kaçmasın falan. Şimdi bizim fuarda aramızda böyle bir şeyler oldu falan. Aslında tam olarak oldu da sayılmaz da. Yani böyle pat diye o, ya oldu, olmadı değil. Hani hemen o böyle bir anda olmadı. Bir evveliyatı var öncesi. Sinan, sakin sakin. Ya biz işte bir süredir böyle varla yok arasında bir ilişki yaşıyoruz. Peki siz açık açık konuştunuz mu? Konuştum. Hayatında bana yer yokmuş işte. Başka sorumluluklar varmış. Hmm.
çocuk meselesi. Aynen. Aslında o kadar yanlış bir yerde ki. Anne, tütümü giydirebilir misin? Şimdi giydirmesem kızım. Ama çok özledim tütümle dolaşmayı. Ay yok. Ben bir fena oldum kızım. Kalkamayacağım şimdi. Anne, neyin var? Anne, çok sıcaksın. Ateşin var. Hay Allah. Kızım herhalde ben de hasta oldum. Ben biraz şimdi uzanayım, olur mu? Tamam. Anneanneni ararız. O bize yardımcı olur. Hı hı. Tamam. Nasılsınız Hulusi amcacığım? Maşallah çok iyi gördüm sizi. Gün geçtikçe gençleşiyorsunuz. Ne oluyor Neriman, şaka mı bu? Hangisi Hulusi amcacığım? Sübhanallah. Bu amca yeni moda galiba. Ay bir şey soracağım Hulusi amcacığım. Necmi benden size bahsediyor mu? En çok hangi huylarımı seviyor? Biraz konuşabilir miyiz sizinle? Neriman, basket. Aa, sinirlenmeye başlıyorum ha. Ha sinirlenmeyin Hulusi amcacığım. Ben size bir şeyler vereyim, ne vereyim? Bir dakika. Buyurun Hulusi amcacığım. Bakın her şeyden bol bol var. Bal olsun, şeker olsun, afiyet olsun. Karma bu olsa gerek. Anlamadım canım. Ha, sizin diyorum paralel evrende benim nasıl bir yerim var acaba? Sen tabii ki benim kolejden kan kardeşimsin. Senden Necmi'yi çekiştiriyoruz. Bak bir şey söyleyeceğim. Geçen gün Necmi'lerin evindeyiz. Babası böyle bizden habersiz içeriye girmiş. Biz de tam böyle öpüşüyoruz. Ay ay Ömer. Yok ben bundan fazla dinlemeyeceğim. Anlatmayın bunu. Ama Defne de anlatacaklarım vardı. Bir yıl önce bugün Roma'da yapayalnızdım. Tanıdığım herkese öfkeliydim. İçimdeki enkazda tek bir sevgi kırıntısı kalmamıştı. Şimdi buradayım. Affetmek herkesi, her şeyi. Küskünlükleri geride bırakmak, öfkeyi söndürmek. Belki de en iyisi. Mutsuzluklara, kırgınlıklara konsantre olmak yerine içindeki mutluluğu bulmak. Ona tutunmak ve affetmek. Neyse ne. Yaşıyorum. Yaşıyoruz işte. Seni hediyeni vereyim. Dur bir dakika bekle. Hediye mi almış?
Yani. Al bakalım. İnşallah her zaman bu evde daha mutlu olursun. Yani oluruz. Ay Ömür, çabuk kaç. Çok heyecanlandım. Hakikaten neymiş, ben de merak ettim. Ömer kitle bayağı sabırsız. Hadi abi. Ömer!